Önce herkesi saygıyla selamlıyorum. Aslen Artvin Şavşat doğumluyum. Şavşat'ın bir köyünden, ziyaret köyünde dünyaya geldim. Aynı köyde ilkokulu, ilk öğrenimimi bitirdim. Komşu köyde ortaokulu okudum. Kendi köyümüzde ortaokul olmadığı için. Daha sonra ortaokul sonrasında köyümüzün ilçeye uzaklığından dolayı İmam Hatip yerine işte ortaokula başlamıştım. Ortaokul sonrasında da sağlık meslek lisesine, merkezi sınavlara girerek sağlık meslek lisesine kayıt yaptırdım. 1983 yılında sağlık meslek lisesine kayıt yaptırdım. O yıllarda toplum sağlığı bölümü Türkiye'de sadece 3 yerde vardı. Biri Bingöl'de, diğeri Konya'da, diğeri Kırklareli'deydi. Artvin'e en yakın sağlık meslek lisesi, Bingöl Sağlık Meslek Lisesi olduğu için oraya gitmek nasip oldu. Şunu ifade edeyim, henüz daha neredeyse anne kucağından kendi ilçemize bile doğru dürüst gitmemişken, kaç yaşlarında oluyor? Yaklaşık 14 yaşlarında, 14-15 yaşlarında memleketimden çıkıp Artvin'den Bingöl'e gittim. Orada yatılı okudum. Bu benim için çok güzel, ciddi bir deneyimdi. 4 yıl boyunca orada çok yakın arkadaşlarımız oldu. Yatılı okulların böyle bir yönü vardır. Halen o arkadaşlarla görüşürüz. Sağlık meslek lisesini bitirdikten sonra tabii ki içimde kalan bir ukdeydi. Belki İmam Hatip'e gitmemişlik. Üniversite sınavlarına hazırlanırken ilahiyat dışında başka bir fakülte düşünmedim hiç. Tek tercihim de ilahiyat. O zamanki formlarda, üniversiteye giriş formlarında yanlış hatırlamıyorsam 18 tercih listesi vardı. Ben onlardan sadece 4 tanesini işaretledim. 4'ü de ilahiyattı. Ve ilk sıradaki Bursa İlahiyat'a kaydımı yaptırdım 1987 yılında. Tabii Sağlık Meslek Lisesi'ni yatılı olarak okuduğum için o dönemde ve Türkiye'de sadece 3 okul olduğu için mezunlarını hemen göreve atıyorlardı. Böyle bir yönü vardı okulun. Zaten Bingöl Sağlık Meslek Lisesi'nin biz ilk mezunlarıyız. 60. yıl Sağlık Meslek Lisesi denmesi de bundan. Mezun olduğumda 87'de Haziran ayında mezun oldum. Ağustos ayında tayinimiz çıktı. Sağlık memuru olarak Amasya'ya tayinim çıkmıştı. Fakat ben ilahiyatı okumayı kesin gözüme koyduğum için, kesin kararımı verdiğim için gidip göreve başlamadan önce Bursa'ya gelip okula kaydımı yaptırdım. Niyetim mutlaka ilahiyatı okumaktı. Ne olursa olsun aslında memuriyete, göreve atanmaya büyük bir ihtiyacım vardı. Ayrıca zorunluluğum da vardı çünkü yatılı okumuştum. Bunun karşılığı bir hizmet vermemiz isteniyordu. Bursa'da İlahiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırdıktan sonra Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat ettim. Ben tayinimi Bursa'ya aldırabiliyorsam aldırırım, yoksa istifa etmeyi düşünüyorum. Ne dersiniz? Sağ olsunlar o dönemdeki idareciler yardımcı oldular. Ve Hürriyet Mahallesi'ne yakın Karaman Mahallesi Sağlık Ocağı'na sağlık memuru olarak atandım. Fakülteye başladığımdan birkaç ay sonra, Eylül ayında buraya başladım. Öğrenci olarak hazırlık sınıfı vardı o zaman da. Kasım ayının ikisinde de sağlık memuru olarak göreve başladım. İlahiyat öğrenimim süresince sağlık memurluğuna devam ettim. İki iş bir arada elbette çok zor oldu ama her ikisi de çok sevdiğim işlerdi. Gerçekten sağlıkçılık da çok güzel bir meslek, çok kutsal bir meslek.
İlahiyat alanı da gerçekten öyle. Biri daha çok insanın maddi yönüyle, hastalıklarıyla ilgileniyor. Diğeri manevi yönünü elbette doyurucu, besleyici bir yönü var. Her ikisini de çok sevdiğim için bu iki zor işi bir arada yürütmek mümkün olabildi. İlahiyatı 92 yılında bitirdim. 1992 yılında bitirdiğimde zaten sağlık memuru olarak Sağlık Bakanlığı'nda çalıştığım için sadece bir kadro değişikliğiyle öğretmen olarak bu defa Bilecik Sağlık Meslek Lisesi'ne atandım. Bilecik Sağlık Meslek Lisesi'nde 3-3,5 yıl kadar görev yaptım. Kısa süreli görevlendirmeyle Osmaneli Sağlık Meslek Lisesi'nde görev yaptım. O sürede yüksek lisansımı tamamladım. Yüksek lisansımı din eğitimi alanında Akif Kılavuz hocamla birlikte çalıştım. Kur'an'da inzar kavramı ve eğitsel değeri başlıklı tezimi yaptım. Yine çok zevkle, severek çalıştığım bir konuydu. 1992 yılında başladığım yüksek lisansımı 1996'da bitirdim. Biraz yine iki iş yaptığım için, ikisi de zor bir iş. Öğretmenlik de öyleydi. Yüksek lisansımı yapma sürecinde öyle geceler oldu ki sabaha kadar hiç uyumayıp tezime çalışmak zorunda kaldım. Ertesi günü okula gidip dersime girmek durumundaydım. Bu şartlar altında 96 yılında bitirdim. Aynı yıl doktoraya başladım. Doktoraya başladığımda Uludağ Üniversitesi'nde araştırma görevlisi kadrosu açıldı aynı yıl. Nasip oldu, sınavlarına girdik. Ve buraya araştırma görevlisi olarak 1996 yılında başladım. Aynı zamanda doktoraya da o dönemde başladım. Tabii öğretmenlikten aynı yıl üniversiteye intisap etmiş oldum. Doktoramı araştırma görevlisi olduğum süreçte yaptım, tamamladım. Doktorada gençlik dönemini çalıştım. Gençlik dönemi genelde günümüz psikoloji eğitim kaynaklarınca özellikler itibariyle olumsuz bir takım ifadelerle tanımlanır. Yani dengesiz bir dönem, fırtınalı bir dönem gibi. Bunlar doğrusu bana çok kafamda soru işaretleri oluşmuştu. Neden? Çünkü insanın Cenab-ı Hak tarafından sorumlu, yapıp etmelerinden sorumlu bir varlık olarak kabul edildiği dönem de aynı yıl, aynı yıllara denk geliyor. Yeniden acaba İslami kaynaklarda bu konuya nasıl bakılıyor, gençlik dönemi nasıl tanımlanıyor? Bu konu kafamda bir soru işaretiydi, bunu çalıştım. İslam eğitim sisteminde gençlik dönemi, din ve ahlak eğitimi başlıklı doktora tezimi 1996 yılında başlamıştım. 2002 yılında tamamladım. Ardından askere gittim. Kısa bir dönem askerlik yaptıktan sonra. 2002 yılında bitirmiş oldum. 2005'te yardım doçent olarak atandım. 2020 yılında özellikle üstün zekalılar üzerine yaptığım çalışmalarla doçentlik dosyamı hazırladım ve müracaat ettim. 2020 yılı sonuna doğru doçentliği kadrosuna atandım. Akademik çalışmalar, yüksek lisansımı az önce de bahsettiğim gibi Kur'an'da inzar kavramı üzerine çalıştım. Kur'an'da inzar kavramı da yine benim için önemliydi. Kendi zihnimde oluşan bir soruydu. O sorunun cevabını aradım. Yani eğitim alanında okumalara başladığımda kaynaklarda dikkatimi çeken şey sürekli eğitimde sevginin vurgulanmasıydı. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de, hadislerde
uyarının öne çıktığı, korku duygusunun da uyarıldığı metinler görmek mümkün, ayetler, hadisler görmek mümkündü. Bunu eğitim açısından incelemenin önemli olduğunu düşünerek o konuyu çalıştım. Daha sonra Kur'an'da korku motifi adıyla kitaplaştı. Doktora süresince çalıştığım konu İslam gençlik ve din eğitimi başlığıyla Düşünce Kitabevi Yayınları arasında basıldı. Doktora sonrasında özellikle üstün zekalılar üzerine tebliğlerim oldu. Üstün zekalı çocukların din ve ahlak eğitimi üzerine Hayati Hocam'la ortak çalışmalarımız oldu. Doçentlik çalışması olarak da yine bir kitap bölümü olarak da üstün zekalı çocuklarda din ve ahlak eğitimi konusunu çalıştım. Genel olarak çalışma alanım gençlik dönemi, din eğitimi ve üstün zekalıların din ve ahlak eğitimi konularını içeriyor. Yüksek lisans süresince bazı öğrencilerimizin yüksek lisans tezlerini BAP projesi olarak projelendirdik. Ayrıca doktora aşamasında iki öğrencimiz doktora sırası yurt dışı araştırma bursu kapsamında TÜBİTAK'tan destek alarak Amerika Birleşik Devletleri'nde biri 6 ay süreli, diğeri 1 yıl süreli olarak farklı kurumlarda kalarak çalışmalarını yapma imkanı buldular. Akademik hayatım süresince yaptığım önemli işlerden biri, elbette arkadaşlarımızla birlikte, fakültedeki diğer arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız önemli işlerden biri, İlahiyat Studies isimli uluslararası akademik dergiyi çıkarmaktı. 2010 yılında başladığımız, gerçekten ciddi bir cesaret isteyen bu işi şimdiye kadar devam ettirmek nasip oldu. Türkiye'de gerçek anlamda uluslararası indeksler tarafından taranan ilk dergi olma özelliğine sahip oldu İlahiyat Studies. Halen hem Web of Science'da hem de Scopus tarafından taranan Türkiye'deki sayılı dergilerden biridir İlahiyat Studies. İnşallah umuyorum yakın dönemde SSCI, Art Humanities gibi daha üst düzey indeksler tarafından taranan daha nitelikli bir dergi olacaktır yakın dönemde. Bahsettiğim bu dergide Kemal Ataman Hoca ile birlikte baş editör olarak görev aldım. İfade etmem gereken başka bir husus, 2005-2006 yıllarında misafir araştırmacı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde bulundum. Bir yıl süreyle orada kaldım. Çeşitli, kendi alanımla ilgili çeşitli araştırmalar yaptım. Daha sonra yine kısa süreli, 3 aylık Boston College'da yine misafir araştırmacı olarak bulundum. O süreçte özellikle paylaşılan praksis isimli din eğitimine farklı bir yaklaşımı içeren bir çalışma yaptım. Lisans ve lisansüstü öğrencilerimize tavsiye babında şunu söyleyebilirim. Gerek öğrencilik döneminizde ve gerekse inşallah çalışma hayatınıza başladığınızda yaptığınız işi mutlaka en iyisini yapmaya çalışın. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bireysel, toplumsal problemlerimizin pek çoğunda bu işini iyi yapmamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum. Onun için yapacağım en önemli tavsiye budur. İşinizi iyi yapmaya çalışın. Bu hem sizi mutlu edecektir, hem toplumu daha müreffeh hale getirmede çok etkin bir rol oynayacaktır.